Evet arkadaşlar, yine geçenlerde böyle canım sıkılmıştı. Twitter'da, pardon, x.com'da böyle dolaşıyordum. Boş boş Black Street'in sitesine bakıyordum. Acaba bir güncelleme geldi mi? Acaba yeni haberler var mı diye. Yeni yeni sayfalar da keşfetmek istiyordum. Şöyle aşağıya doğru kaydırırken karşıma bir tane sayfa çıktı. Shafi, yani Shafi Dev. Roblox'ta Black Street'in görsellerini tasarlayan kişi. Ve sonra dedim ki hemen Shafi'nin sayfasına girip bakmalıyım. Çünkü bu adam görselleri tasarladığına göre belki yeni bir şey paylaşmıştır. Aşağıya kaydırdığımda bir de ne göreyim? Bu adam hem ayın elemanı seçilmiş, hem de arkadaşlar gerçekten de bir görsel paylaşmış ve ben bunu kaçırmışım. Daha önce size göstermedim. Aslında baktığınız zaman bunu Rip Indra paylaşmış arkadaşlar. Jun 20 dedi, yani Haziran 20'de paylaşmış. Yani nasıl kaçırdık ben de bilmiyorum. Kesinlikle sizin aranızda da bunu görmeyen vardır. O yüzden gelin birlikte bunu bir inceleyelim. Evet, görselimiz bu arkadaşlar. Şimdi bakın, burada bir tane adam var gördüğünüz gibi. Şimdi bu uzayan siyah şeyler bu adamın kolları mı, kafası mı, neresi bilmiyorum arkadaşlar. Böyle siyah uzun çizgiler var. Ucunda da kırmızı, artık ışık topu mu diyelim, alev mi diyelim, ateş mi diyelim, ne diyelim bilmiyorum. Böyle kırmızı efektler var. Şimdi bu ne olabilir? Tabii ki bu tek görsele bakarak bunu söylemek çok zor ne olabileceğini. O yüzden hemen değişik bir görsele daha geçiyorum. Bakın bu da az öncekiyle aslında bağlantılı bir görsel gördüğünüz gibi. Birazcık Goal V4'e benziyor. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bence bu Goal V4 değil arkadaşlar. Bu ne biliyor musunuz? Bakın hemen size yeni bir şey daha göstereyim. Bir başka sayfaya daha giriyorum. Burada animede olan bir tane sahne var. Animede geçen bir sahne var. Onun burada arkadaş görsellerini paylaşmış. Sizce de animedeki bu görüntü az önceki kırmızı surata çok benzemiyor mu? Bence benziyor kardeşim. Bakın hatta bununla da bitmiyor. Bir sahne daha var. Buradaki surat da aynı şekilde benziyor. Ama şimdi en güzeli geliyor bakın. İşte bu görsel. E tabi şimdi siz de soracaksınız. Abi bu nedir? Bu neyin nesidir? Ben de size hemen göstereceğim. Bakın bu nedir? Evet bu budur kardeşlerim. Hebi Hebi Nomi. Model Yamata no Orochi. Yani kardeşlerim yılan meyvesi. Snake fruit. Bu meyve kullanıcıya her biri son derece uzun boyunlu olan 8 ayrı kafa verir. Yani 8 tane ayrı yılan kafası. Şimdi bizim az önceki görselde gördüğümüz o uzantılar, bunlar neden olmasın kardeşlerim? Yani orada tabii ki bir yılan kafası görmüyoruz ama onun tam dönüşme anı olabilir. V2 yaptıktan sonra dönüşüyor olabilir ama gerçekten de benziyor. Peki bitti mi? Bitmedi. Çünkü niye? Komple teorileri devam ediyor kardeşlerim. Bazıları da şimdi diyor ki bu meyve aslında Kage Kage no Mi. Peki bu söyledikleri Kage Kage no Mi nedir kardeşlerim? Tabii ki gördüğünüz gibi Shadow meyvesi. Yani Shadow meyvesi de kardeşim, ben bunu çok fazla benzetemedim açıkçası. Tamam burada da ağzı açık şekilde bir görüntü var ama yani şuradaki görünen bu görüntülerle bence bunun çok da bir bağlantısı yok. Ha olabilir mi? Tabii ki olabilir. Evet şimdi meyveler üzerinden çok gittik. Birazcık da Goal ırkı üzerinden gidelim. Neden insanlar buna Goal V4 olabilir falan diyorlar? Çünkü arkadaşlar Goal ırkında da gördüğünüz gibi siyah ve kırmızı renkler bayağı ön planda. Büyük ihtimalle şöyle bir şey düşünüyorlardır. Bu Goal V4'ün animasyonunu geliştirdiler. Aynı o şekle soktular falan gibi. Yani ama aslında Goal V4'te yine öyle uzayan kollar falan yok arkadaşlar, bilmiyorum. Yani sadece kırmızı ve siyah renkten yola çıkarsak evet Goal olabilir ama yine de bence diğer olaya daha yakın. Evet arkadaşlar işte böyle. Yani yine komplo teorileri, tahmin yürütmeler bize böyle güncelleme gelmediği için bizi böyle manyak ettiler. Ama siz de yorumlara bence tahminlerinizi yazın. Yani bu yılan meyvesi mi, Goal V4 mü, ne bileyim Shadow meyvesi mi, ya da aklınıza gelen başka bir şey var mı, nedir? Yorumlara yazın, yine okuyalım, tartışalım. Bir dakika, ayrıca bu videoda bahsettiğimiz yılan meyvesinin video linkini aşağıda açıklamalara koyuyorum. Ona tıklayın, izleyin arkadaşlar. Benim ne dediğimi o zaman daha iyi anlayacaksınız. Evet, bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.